Record kısmına ben de başlıyorum hocam. İsterseniz yavaş yavaş Tamam, ben de açtım. başlayalım. Değerli katılımcılar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ikinci mezun öğrenci buluşmalarına hoş geldiniz. Etkinliğe MATSA Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Nuran Ay'ın açılış konuşmasıyla başlayacağız. Sayın Nuran Hocam, sizi açılış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkür ederim Kübra'cığım. Dekanım, dekan yardımcım, kıymetli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün aramızda bizden mezun olmuş ama bizi geçmek için büyük bir adım atarak büyük gayretler içinde bulunan Ayşen arkadaşımızı buraya davet ettik. Davetimizi kabul etti. Çok teşekkür ederiz kendisine. Başarılarının devam etmesini dileriz. Okuldaki gibi başarılı bir şekilde hayatında da sayısız başarılara imza atarak devam edeceğinden eminim. Çünkü şu ana kadar yaptıkları onların bir göstergesi. Mezun olduktan sonra neler daha yapabilir? Bizlerle paylaşacak. Gelecek umutlarını, beklentilerini ve ne yaptığını, bu okulun ona neler kattığını veya katmadığını bizimle paylaşacağı için mutluyuz. Hep beraber olmak çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Nurhan Hocam, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Konuşmasını yapmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman Kayacakoğlu'nu davet ediyorum. Kübra, teşekkür ederim. Sayın Bölüm Başkanım, hocalarım, sevgili öğrenciler ve Ayşen, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Özellikle Ayşen'e de ben teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Bölümüne vermiş olduğu, fakültemize vermiş olduğu destek için. Görebildiğim kadarıyla 2010 yıl mezunusun, 10 yıl geçmiş Ayşen. Baya bir herhalde anlatacaklarım var bize. Öyle, öyle anlaşılıyor. Şimdi bu öğrencilerle mezunlarımızı buluşturma etkinliğimizin de bugün aslında 26.'sı. Malzeme Bilim ve Mühendisliği bölümü de 5.'sini yapıyor bugün. Gerçekten MATSA'yı da kutlarım. İyi bir etkinlik olması dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Süleyman Hocam. 10. etkinliğimizi Airbus'ta tedarikçi geliştirme yöneticisi olarak kariyerine devam eden 2010 mezunumuz Sayın Ayşen Sarıoğlu Koşar ile gerçekleştireceğiz. Ayşen Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Bizleri kırmayıp zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi katılımcılarımızla şöyle programımızı anlatalım. Ayşen Hanım kendisini kısaca anlatarak başlayacak. İnteraktif bir şekilde geçecek. Bayağı öğrenci arkadaşlarımız da var. Merak ettiğiniz şeyleri chatten yazarak ya da el kaldırarak arkadaşlar söylerseniz biz buradan söz hakkı vererek ya da chat'teki sorularınızı sorarak interaktif bir şekilde götürmeyi planlıyoruz bugünkü etkinliğimizde. Ayşen Hanım, söz sizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım ilk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Eminim benim için de çok güzel bir anı olacak. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, dediğiniz gibi interaktif yapacağız. Hani arada herhangi bir soruları olursa çekinmesinler, sorsunlar. Sonrasında da, dediğim gibi etkinlik sonrasında da elimden geldiğince yardımcı olmaya, sorularını yanıtlamaya çalışırım. Başlayayım ben okula girişimle itibaren anlatmaya başlayayım yavaş yavaş. 2004 yılı Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilim Mühendisliğine giriş yaptım. İlk iki dönem, 2 sene derslerimi aldıktan sonra hep böyle bir şeyler yapma arayışı içerisindeydim. Erasmus programına başvurdum ilk olarak. Çünkü Anadolu Üniversitesi bunun için gerçekten, en azından benim dönemimde Anadolu Üniversitesi Erasmus programının öncülerindendi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte en çok opsiyonu sunan üniversitelerden bir tanesiydi. O nedenle yani biz o dönem için çok şanslıydık. Şu anki durumu çok detaylı bilmediğim için belki siz hani beni düzeltebilirsiniz bu arada. Ama benim dönemimde gerçekten öncülerindendi. Erasmus programına başvurdum. Erasmus programına başvurmadan öncesinde de aslında Süleyman Hoca ile tanışıklığımız da birazcık daha fazla. Ben sadece hani malzeme bilimi mühendisliğinde okuyordum ama hep hani birazcık vizyonumu genişleteyim, farklı şeyler yapabileyim. Hani sadece malzeme mühendisliği değil de hani başka bölümlerden de bir şeyler öğrenebileyim diye kimya mühendisliği bölümüne yandan başvurusu yapmıştım Erasmus programına gitmeden önce. Kabul edildi. O arada derslerimi almaya başlamadan önce kimya mühendisliğinden Erasmus programına kabul edildim. Almanya'ya gittim. İki opsiyon vardı benim önümde. Almanya ya da Prag. Bizim dönemimizde o şekildeydi. Hamburg Teknik Üniversitesi'ne kabul aldım ve bir dönem için Hamburg Teknik Üniversitesi'ne geldim.
Aslında hayatımın değiştiği dönemlerden biri diyebilirim bunun için. Hayatımdaki ilk yurt dışı tecrübesiydi, ilk eğitim için yurt dışı tecrübesi diyebilirim. Ve kesinlikle bütün öğrencilere, hala Erasmus programı aktif bir şekilde Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde varsa ya da önceden Anadolu Üniversitesi'ydi, mutlaka faydalanmalarını önerebilirim. Hamburg Teknik Üniversitesi'ne geldim. Burada bizim derslerimiz master programıydı ve öğretmenlerimizle bizim yani Anadolu Üniversitesi'ndeki hocalarımız ve buradaki hocalarla çok iyi bir iletişim vardı. Birbirlerini tanıyorlardı. O nedenle biz biraz burada şeydik diyebilirim. Hani hafif torpilimiz vardı, bizimle ilgilenirlerdi. Ben burada eğitimimi aldığım süreç boyunca da elimden geldiğince buradaki farklı aktivitelere katılmaya çalıştım. Laboratuvarda çalıştım. Seramik laboratuvarında çalışma imkanım oldu. Semiconductor alanında bir laboratuvarda çalışma imkanım oldu. Hani çok böyle Erasmus'un da tadını çıkarttım, çıkartmadım diyemeyeceğim ama yapabileceğim kadar da çok hani şey öğrenip hani kendimi birazcık daha geliştirmeye çalıştım bu dönemde. Sürekli okul panolarını çok takip ediyordum. Çünkü bir staj yapma isteği vardı. Hani buraya kadar gelmişken, burada fiziksel olarak Almanya'da bulunurken bunu daha rahat başarabileceğimi düşünüyordum. O dönemde Airbus'a staj başvurusunda bulundum. Aslında benim hayatımdaki ilk endüstriyel tecrübem Airbus'ta. İlk stajımı da burada yaptım. Çılgınlar gibi başvuru yolluyordum. Olabilir. Çünkü Hamburg bu anlamda çok güzel bir yer. Havacılık kümelenmesi var. Havacılıkta kalmak isteyenler için çok fazla imkan var. Aynı zamanda Almanya'yı biliyorsunuz, kimya endüstrisinde de farklı alanlara başvuru yaptım. Airbus'ta birkaç iş görüşmesi sonucunda onay aldım. Staja başlama onayı aldım burada. A400M programında. Türkiye'ye geri döndüm. Bu noktayı kesinlikle anlatmak istiyorum. Kimya mühendisindeki o zaman dekanımız Tuncay Hoca'ydı. Bana o kadar çok yardımcı oldu ki sağ olsun okulumu dondurup. Çünkü kayıt dönemi geçmişti. Ama elinden gelen her şeyi yaptı. Hayatım boyunca hiçbir zaman unutamam bu iyiliğini. Ve benim o dönem okulumu dondurdu. Ve ben burada staja gelme şansı yakaladım. Burada stajımı yaparken yani benim ilk stajım Airbus'tu. Belki bu anlamda şanslıyım çünkü gerçekten bir projenin içerisinde aktif olarak çalışma fırsatı buldum. Ve bu benim için aslında hayatımdaki dönüm noktası diyebilirim. Çünkü o noktaya kadar akademik mi, endüstriyel mi devam etmek istediğim noktası benim için büyük bir soru işaretiydi. Endüstriyel ortamı gördükten sonra bir de hani Airbus günün sonunda bir uçak imalatında fayda bulunuyorsunuz. Bu beni inanılmaz derecede büyülemişti ve endüstriyel olarak hayatıma yani endüstriyel alanda hayatıma devam etmeye bu noktada karar verdim. 2008 yılıydı. Daha sonra okuluma döndüm. Kimya mühendisliğini, malzeme bilimi mühendisliğini bitirdim. Yaz okullarına kaldım. Sağ olsun yine hocalarım gerçekten ciddi anlamda destek verdiler. Yaz okulu açıldı, bir şekilde hiç açılmayan derslere ve ben okulumu bir yıl uzatarak da olsa mezun oldum. Dediğim gibi 2008'de Airbus'ta stajımı yaparken ben kararımı vermiştim endüstriyel alanda. Yani ben bir firmada çalışmak istediğimi akademik alandan çok karar verdim. Fakat hani lisans eğitimimi bitirdikten sonra da eğitimi yine de bir adım daha ötesine taşımak istiyordum. Hani lisans mezunu olarak kalmaktansa master, belki doktora hani direkt çünkü bazı okullarda ortalamanız 3-3,5'un üstündeyse direkt doktora programlarıyla da devam edebiliyorsunuz. O dönemde başvurularımı yapıyorum. İTÜ'ye yaptım, ODTÜ'ye yaptım. Birazcık da hani İstanbul ya da Ankara bu şehirlere geçmeyi planlıyordum kafamda. Daha sonra o zaman da yine Alpagut hocanın, Alpagut Kara bana dedi ki Ayşen sen İTÜ'ye, ODTÜ'ye başvuruyorsun ama Koç'a da başvurabilirsin, Bilkent'e de başvurabilirsin. Çok güzel uluslararası bağlantıları var. Sana fırsatlar, farklı fırsatlar açılabilir. Alpagut Hoca'nın beni birazcık teşvik etmesiyle diyeyim. Ve o dönemde bizim son sınıfta seminer derslerimiz vardı. Koç Üniversitesi'nden bir hoca katılmıştı. Böylece ben başvurumu yaptım Koç Üniversitesi'ne. İşte Koç Üniversitesi'nde ilgili şöyle anlatayım size birazcık. Belki öğrencilerin bilgisi vardır. Vakıf üniversiteleri, Koç, Bilkent ve Sabancı gibi üniversiteler aslında gerçekten çok güzel imkanlar sunuyorlar. Özellikle benim dönemimde giriş şartları birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Fakat bu üniversitelere YÖK tarafından asistan atanmadığı için oradaki master veya doktora eğitiminiz boyunca aynı zamanda da asistan olarak çalışıyorsunuz. Bu da tabii ki bana hani akademik olarak devam etmek istemesem de farklı bir deneyim oldu. Çünkü 2 yıl boyunca makine mühendisliği bölümünde
asistan olarak çalıştım. Şimdi sorabilirsiniz hani neden makine mühendisliği olarak devam ettim? Çünkü benim hedefim endüstride çalışmaktı. Maalesef ki hala malzeme bilim mühendisliğinin hani çalışma alanları Türkiye'de belki şu an birazcık daha değişmiştir. Çünkü sonuçta çok teknolojik işler yapılıyor. Birazcık daha kısıtlıydı. Ben endüstriyel alanda devam etmek istiyordum. O nedenle kimya mühendisliğinden de hani bir şeyler öğreneyim dedim. Master'ımda da hani makine olarak devam edeyim. Birazcık daha skobumu genişletmek istedim açıkçası. Yapabileceklerimi, başvuru alanlarımı birazcık daha genişletmek için Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğine başvurdum. 2 yıl sürdü oradaki eğitimim. Dediğim gibi hani doktora yapmayı planlamıyordum. Koç Üniversitesi'nde eğitimim sürerken 2. yılımda tez aşamamda iş başvurularına başvurdum. O dönemde aklımda evet kalbimden her zaman havacılık geçiyordu. Çünkü ilk iş tecrübemi havacılık alanında yapmıştım. Zaten çocukluğumdan itibaren bir pilot olma isteğim de vardı. Yani havacılık her zaman kalbimin bir tarafında vardı. Ama iş başvurularımı yaparken dediğim gibi skobumu birazcık daha geniş tutarak kimya alanında, malzeme alanında birçok yere başvurdum. Bayağı da bir görüşme yaptım. Fakat ilk iş başlangıcımı mezun olduktan sonra TUSAŞ'ta başladım. TEİ'de tekrar Eskişehir'e geri döndüm. İstanbul'da master'ımı tamamladıktan sonra. Orada process engineer olarak çalıştım. Malzeme bilimi. Yani process engineer ve project engineer olarak çalıştım diyebilirim. Benim için çok güzel bir başlangıçtı. Muhtemelen şu an Eskişehir'de üniversite sanayi işbirliği çok daha fazla ilerlemiş durumdadır diye tahmin ediyorum benim dönemime göre. TUSAŞ çok güzel bir okul. Ben direkt işin mutfağında başlamak istiyordum bir mühendis olarak her zaman. Hani birazcık daha ofis işinden çok ilk yapmış olduğum işin gerçekten birazcık daha shop floor'u böyle aşağıyı görebilecek, operatörlerle birebir iletişime girebilecek bir pozisyon olmasını istiyordum. Bu anlamda TUSAŞ'ta yaptığım iş gerçekten tezgah başında motor parçası imalatıydı ve bana inanılmaz derecede çok şey kattı. Dediğim gibi zaten her şey adım adım şu anki geldiğimiz noktaya bütün bu geçtiğimiz yollardan biriktirdiklerimizle birlikte gelebiliyoruz ve hala orada öğrendiklerimi şu an iş hayatımda kullanıyorum. O nedenle hani öğrenciler Eskişehir'de genelde yani Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden bahsediyoruz, Eskişehir Teknik Üniversitesi. TUSAŞ gerçekten güzel bir fırsat arkadaşlar. Hani staja başvurabilirsiniz, farklı programlar vardır eminim. Benim için çok faydalı oldu. İlk 2 yılımda gerçekten çok şey öğrendim. Daha sonrasında hayatımda majör bir değişiklik oldu diyeyim. Evlendiğim için yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. İlk İtalya'ya gittik. Eşim de havacılık sektöründe çalışıyor. İtalya'ya gittim. Bir dönem iş aradım İtalya'da. İtalya'da ekonomik durumlardan dolayı iş bulması zordu. Fakat hani ben bu durumu bir fırsata çevirdim kendim için. Çünkü benim eğitim hayatım hep mühendislik alanındaydı. Malzeme, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği. Ama birazcık daha ilerleyen süreçte ben birazcık daha administrative bir şeyler ya da birazcık daha yönetimsel olarak da kendimi geliştirmek istiyordum. Hani sadece hardcore mühendis olarak kalmaktansa birazcık daha hani farklı bir vizyona sahip olmak istiyordum mühendislik anlamında. Mutfaktan başlayıp birazcık daha hani geniş anlamda kendimi geliştirmek istiyordum. Politecnico di Milano'ya başvurdum. Politecnico di Milano'da master programına başladım. Management Engineering Master programına. Hala da öğrenciyim. Derslere katılımımı sağlayamadığım için bitirmem biraz uzun olacak gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi o anki problemli bir durumdu. Çünkü iş arıyordum ve bulamıyordum. Bunu fırsata çevirerek Politecnico di Milano'ya başvurdum. Not ortalamanız iyiyse Avrupa'daki üniversiteler genel olarak master bölümleri için konuşuyorum arkadaşlar. Özellikle Almanya, İtalya da aynı şekilde. 2 yıllık master programlarını hepsi geçti. Ücretler çok düşük ve giriş şartları Türkiye'de hedef koymuş olduğunuz bölümlere nazaran daha kolay olabiliyor. Bu nedenle yurt dışı opsiyonlarını her zaman hani deneyebilirsiniz. Daha detaylı bilgiler de vereceğim. Hani başvurular, hangi siteler, nerelerden neler yapılabilir diye. Daha sonra Politecnico'da okurken Almanya'ya dönme kararı aldık. Çünkü iş daha rahat bulabileceğimi düşünüyordum. Biraz Almancam vardı. İngilizce zaten problem değildi. Çünkü bizim bölümümüz %100 İngilizceydi. Derslerimizin hepsi İngilizceydi. Almanya'ya geldik. Almanya'da 3 ay bir iş başvuru sürecim oldu.
bu 3 aylık başvuru sürecimden sonra Lufthansa Teknik'te işe başladım. Zaten TEİ'den uçak motorundan geliyordum. Hani temelim uçak motor imalatıydı. Talaşlı imalat, büyük yeni motor programları için yeni projelerin implemente edilmesi. Bu alanda çalışıyordum TUSAŞ'ta. Burada Lufthansa Teknik'te bakım kısmına girdim. Uçak motor bakım kısmına girdim. Proje yönetimine. O da benim için bir şanslı, direkt benim hani background'ıma çok uygun bir pozisyondu. Lufthansa Teknik'te yaklaşık 3 yıl çalıştım. Ana olarak Lufthansa Teknik'te yapmış olduğum iş, Lufthansa Teknik yeni bir fabrika kuruyordu Macaristan'da ve bu fabrika için bir operasyon kısmını, konseptten realization kısmına kadar gerçekleştirecek bir mühendise ihtiyaç vardı. Ben bu işi yaptım ve fabrika 3 yılın sonunda kuruldu şu an Macaristan'da. Fakat ben dediğim gibi o 3 yıl içerisinde istediğim noktaya gelmiştim. Almancamı biraz geliştirmiştim. Lufthansa Teknik'te çalışmanın benim için faydası buydu. Çünkü Deutsche Lufthansa, herkes Almanca konuşuyor. İnsanlar İngilizce konuşmaya çok hevesli değiller. Bu anlamda Almancamı geliştirme fırsatı buldum Lufthansa'da çalışırken. Daha sonra sürekli iş başvuruları yapıyordum. Çünkü hani artık bir değişim noktasına gelmiştim. Bir adım daha öteye götürmem gerekiyordu kariyer anlamında kendimi. 2020'nin Ocak ayında da Airbus'ta Supplier Development Manager olarak çalıştım, başladım. 2020'den Ocak ayından beri Airbus'ta tedarikçi geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Burada hani genel olarak neler yapıyorum diye sorarsanız, burada bizim takımımız Airbus'un içerisinde biz biraz danışman takımı gibiyiz. Ben takımın en genciyim. Genelde benim iş arkadaşlarımın hepsi benden daha orta yaş düzeyde diyebilirim. Çok deneyimli, bilgi birikimi çok fazla olan insanlar. Ben birazcık daha toy kalıyorum bu anlamda takımın içerisinde diyebilirim. Biz Airbus'un bir danışman takımı gibiyiz. Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da 3 ekipten oluşuyoruz. Herhangi bir tedarikçimiz, çünkü Airbus, evet biz uçak üretiyoruz ama bizim burada Hamburg'daki fasilitemize geldiğinizde burada aslında bir imalat yok. Burada sadece assembly yapılıyor. Yani biz 1000'den fazla, yaklaşık 1000 tane birinci dereceden first tier supplier'ımız ve bunun dışında da 10.000'e yakın second ve third tier supplier'larımız var. Yani kademeli olarak malzeme imalatına kadar ve bunların hepsi sertifiye supplier'lar. Herhangi bir supplier'ımızda IT ile ilgili, operasyonel, lean management'la alakalı, proses yöntemleriyle alakalı herhangi bir konuda, aklınıza gelebilecek herhangi bir konuda eğer supplier'ımızın bir problemi varsa ve bir geliştirme faaliyeti yapılması gerekiyorsa bizim takımımızdan destek alınıyor ve bizim takımımızdan bir supplier development manager ya da tedarikçi geliştirme mühendisi, eskiden field engineering olarak geçiyormuş. O alana gidiyor, o tedarikçiye gidiyor ve tedarikçideki problemleri çözüyor. Onlara danışmanlık ve koçluk hizmeti veriyor. Şu an yapmış olduğum iş aslında arkadaşlar hani bu. Şimdi sorulara, cevaplara geçebiliriz ya da size daha detaylı bilgiler verebilirim. Almanya'da, İtalya'da iş başvuruları nasıl oluyor? Nasıl burslar alabilirler? Alabiliriz bu kısma kadar. Yani gerçekten çok güzel, çok böyle dolu dolu bir kariyer hayatınız olmuş Ayşe'nin. Gerçekten imrenilecek bir hayat. Çok güzel. Sorular varsa alabiliriz burada arkadaşlar. Merak ettikleriniz Airbus'la ilgili olabilir. Havacılık sektörüyle ilgili olabilir. Uçak motorundan uçan kendisine, tedarikçilerle alakalı olabilir. Ana üreticilerle alakalı olabilir. Sektör nereye gidiyor, malzemenin kimya mühendisliği hakkında konuşabiliriz. Ya da akıllarına gelebilecek her soruyu cevaplayabilirim. Nerelerden faydalanabilirler? Genellikle şöyle bir şey oluyor. İlk soruyu sormak hep böyle bir cesaret sebebi. Cesaretli olun arkadaşlar. O yüzden hani ilk soru sorulduktan sonra sorular hep böyle peş peşe geliyor ama kimse ilk soruyu sormaya pek cesaret edemiyor. O konuda genellikle de Nurhan hocamız hep şey alıyor. Evet, ben geri atlayayım ilk soruyu sormak için. Tabii hocam. Ayşe'ni dinlerken hep bir şey hissettim. O kadar çok pozitif ki, o kadar çok hayatında olumsuzlukları bu benim için bir fırsattır diye anlatıyor ki, yani bu başarının arkasında birazcık da o pozitif felsefe yatıyor herhalde. Yani ben artık İtalya'ya gittim örneğin. Evlendim de şimdi ne yapacağım? İtalyanca da bilmiyorum. Burada ne yapacağım? İşte bulamadım diye karamsarlığa kapılmak yerine. Şimdi burada nasıl yapabilirim?
bu hayatımı nasıl farklı bir yönüne akmasını sağlayabilirim? Bu pozitif düşünceler onu buraya getirmiş. Tabii bir de Ayşe'nin çok güzel bir huyu var. Bunu felsefe haline getirmiş kendisinde, anlattıklarından onu anlıyorum. Hiç olumsuz bir şeye yer vermiyor hayatında. Her türlü durumu olumluya çevirmek için bir fırsatı var kafasında. Ve hep bir yeniyi arıyor. Bu kadar hızlı değişim göstermesinin nedeni de o. Erasmus'a gidiyor, staj arıyor, stajdan geliyor, iş arıyor. Yani hep hayatında böyle bir şeyler var. Peki bu değişik yaşantı içinde şimdi bizi dinleyen öğrencilerin büyük bir kısmı bizim öğrencilerimiz. Malzeme bölümünde okumamış olsaydın, kimya veya makine mühendisliğinde okumuş olsaydın aynı şeyleri yapar mıydın, yapabilir miydin? Bizim bölümün farkı var mı? Bu bölümde olduğun için böyle davranmış olabilir misin? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Bir kere hiçbir pişmanlığım yok. O anlamda başlayabilirim. Yani ben hep bir arayış içindeydim. O nedenle kimya mühendisliğinden de bir şeyler öğrenmek istedim. Makineden de bir şeyler öğrenmek istedim. Birçok Koç'ta master'ımı yaparken birçok da ders almak zorunda kaldım. Makine master'ı yapabilmek için. Ama ben sürekli bir şeyler öğrenmek isteyen bir insanım. Yani bu benim hayatımda hep böyleydi, hep de böyle olacak. Aa, ben bunu öğrendim, tamam, bu bana yeterli, malzeme bilim mühendisliği ya da herhangi bir şey. Benim hayatımda bu yok. Yani ben sürekli her gün bugün ne öğrendim diye kendime soruyorum. Çünkü sonuçta günün sonunda hepimiz mühendis olacağız. Ve mühendislik o kadar hızlı gelişen ve değişen bir... Özellikle şu anda bu digitalization'la birlikte o kadar hızlı değişiyor ki, yani benim bugün sahip olduğum yetkinlikler yarın benim işime yaramayabilir. O nedenle ben sürekli geliştirmek zorundayım kendimi. Malzeme bilim mühendisliğine gelince de hiçbir zaman dediğim gibi bir pişmanlığım olmadı. Çünkü benim çevremde çalışan arkadaşlarım genel olarak ya makine mühendisi ya havacılık mühendisi, uçak mühendisi. Benim aslında kıyasladığımızda artım oluyor. Çünkü benim kadar detaylı, tabii ki ben de hani bu alanda çok fazla çalışmadım ve araştırma yapmıyorum yıllardır. O nedenle benim de bilgilerim azaldı. Ama benim malzeme bilgim bir olaya sadece makine mühendisliği açısından değil, kimya mühendisliği açısından değil, aynı zamanda malzeme bilimi açısından da bakabiliyor olmam bana farklı bir yetkinlik kazandırıyor. Arkadaş, örneğin bir tedarikçide bir parça üzerindeki problemle konuşulurken ben onun içerisinde bunun malzeme yapısıyla ilgili de bak şöyle sıkıntılar olmuştur. Ya da havacılık sektöründeyiz ve malzeme bilimi gerçekten çok önemli. Çünkü kompozit malzemelerden polimer matrix kompozitler, seramik matrix kompozitler ya da metalik matrix kompozitler. Ben bunların derslerini aldığım için birisi karşımda konuşurken bana bilgi verirken gerçekten aslında ben background'unu biliyor oluyorum. Ve oradan aldığım bilgiyi düzgün bir şekilde yorumlama şansım var. Ama diğer bölüm, tabii ki öbür arkadaşlarımın da bana göre farklı avantajları vardır muhtemelen. Ben onların açısından bakmadığım için göremiyorum. Ama ben kendimi bu anlamda ciddi anlamda şanslı hissediyorum. Çünkü bizim bölümümüz açıkçası birazcık daha teorik diyebiliriz. Yani ciddi anlamda teorik bir background'u var bizim bölümümüzün. Ve karşıda birileri belli sorunları anlatırken, imalatla ilgili olabilir, başka bir şeyle ilgili olabilir, ben onun background'unda yatan şeyleri az çok kafamda tahayyül edebiliyorum ve algılayabiliyorum. O nedenle de bu tedarikçi olabilir ya da bizim kendi assembly line'ımızda olabilir. Hani bir problem olduğunda gerçekten kafamda böyle çok farklı o öğrenmiş olduğum şeyler dönmeye ve dolaşmaya başlıyor. Benim için gerçekten çok faydalı olabiliyor. Çünkü çözümle gidebiliyorum. Çözümle gidebiliyorum veya çözümü ben üretemiyorsam çözümü nereden bulacağımı biliyorum. Aslında bizim bence alanımızda, yani malzeme biliminde okurken benim en çok, en güzel olarak aktarabileceğim ne öğrendim dersen, aslında hani bir şeyi ezberlemekten ve kafama yazmaktan çok bilgiye nasıl ulaşabileceğimi öğrendim. Ve hala da faydalanıyorum tüm bunlardan. Hiçbir pişmanlığım yok çünkü benim inanılmaz derecede perspektifimi dediğim gibi geliştirdi, genişletti. Pişman olmadığını görüyorum da ben arkadaşlara malzemede okurken daha neler yapabilirler. Çok şey yapabilirler hocam. Açtığın için böyle bir soru sormuştum. Yani teşekkür ederim, gayet güzel açıkladın. Evet. Yani hangi mühendis olursanız olun, malzeme bilmiyorsanız bir eksiksiniz.
Yani malzeme bilmek bana sadece fayda sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Ben makine mühendisliğinde de master yaparken polimer kompozitler üzerine master'ımı yapmıştım. Hatta bir adet de yayınım var. Orada geçirgenlik üzerine farklı malzemelerin, daha doğrusu fiberların geçirgenlikleri üzerine geçirgenlik deneyleri yapmıştım. İşte matematiksel formüle edilmesi üzerine çalışmıştım bu geçirgenlik deneylerini. Orada gerçekten malzemeyi bilmek çok önemli. Kürleşmesi, o kadar hani bunu makine mühendisi olan arkadaşlarla birlikte yaparken ben sadece fazla bilgimi kullanma şansı buldum burada. Çünkü ben gerçekten background'unda olan olayları da, oradaki kimyasal reaksiyonlar, kürleşmede, şu an hani bunlar sadece spesifik örnekler. Bunları biliyor olmak çok faydalı, ama eğer endüstride çalışacaklarsa ve özellikle Türkiye'de kalacaklarsa benim önerim, Anadolu Üniversitesi bunun için inanılmaz güzel bir fırsat. Çünkü ÇAP programları var, yan dal programları var. Farklı şeylerden de yararlanabilirler. Çünkü gerçekten öğrenmenin sonu yok. Ve bu size sunulmuş bir fırsat Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde. Mutlaka farklı alanlarda da kendinizi geliştirmek için çabalayın ve uğraşın. Bu size her zaman bir fayda sağlar. Ben iş görüşmelerimde olsun, Koç Üniversitesi'ne girerken, master programına girerken olsun, inanılmaz derecede bu yapmış olduğum stajların, örneğin yan dalımın, inanılmaz derecede faydasını gördüm. İnsanlarda şöyle bir imaj uyandırıyorsunuz. Evet, karşımızda şu an gördüğümüz ve konuştuğumuz insan bir şeyler için çabalıyor, öğrenmeye hevesli. Ve öğrenmeye hevesli olmak bence gerçekten çok önemli bir gösterge diyebilirim. İş alımları olabilir, master programlarına başvuru olabilir. Faydalanın, yani sunulan bütün imkanlardan faydalanın. Eskişehir Teknik Üniversitesi güzel bir alan bunun için. Güzel bir mecra diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Ayşen Hanım. Şimdi Yalçın Çubukçu el kaldırmış. Bir onun söz hakkı verelim. Sonra chatten de bana direkt mesaja Mertcan Polat bir mesaj göndermiş. Bir sorusu var. Önce Yalçın'a bir söz hakkı verelim. Sonrasında diğer soracağım. Hocam geliyor mu sesim? Geliyor Yalçın. İyi akşamlar herkese. Benim sorum şöyleydi, yöneticilikle alakalı. Benim yakın bir tanıdığım yeni mezun ve elektrik elektronik mühendisliğinden mezun oldu. Çalıştığı firma şu an bir jant üretim firması diyeyim. Bir tekerlek jantı üreten bir firma. Ve yönetici konumunda başladı. Ona bu durumu sorduğumda bana dedi ki İngilizcemin iyi olması ve yapacağım mühendisliğin kısıtlı olması beni bu konuma, hani hem yeni bir mühendis olsam da beni bu konuma taşıdı getirdi dedi. Siz bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bizim bölümümüzde böyle bir durum var mı acaba? Yalçın, şimdi firma hakkında çok detaylı bir bilgim yok. Eğer kurumsal firmalardan bahsediyorsak, kurumsal firmaların, yani büyük firmaların, bu Airbus olabilir, Lufthansa olabilir, Türk Hava Yolları olabilir, TEİ, TUSAŞ, Türkiye'deki savunma sanayi firmaları olabilir ya da bu fast consumer good dediğimiz ne bileyim Nestle olabilir, Nivea olabilir. Bu tarz büyük firmalardan bahsediyorum. Bunların zaten standart bir işe alım süreçleri var. Her firmanın kendi içerisinde standart bir işe alım süreci var. Ve belli seviyelerde başvuruları zaten kabul ediyor. Yani ben yeni mezun olmuş bir insan olarak, bir mezun olarak bu tarz kurumsal bir firmada yönetici pozisyonuna gelebilmem birazcık zor. Çünkü bu tarz pozisyonlara gelebilmek için sadece mezun olduğun okul, yabancı dil seviyen değil, aynı zamanda da bir önceki iş tecrübelerin önemli. Çünkü yöneticilik sadece okumuş olduğun, okul bitirmiş olduğun, almış olduğun sertifikalarla alakalı değil. Gerçekten deneyimlemiş olduğun, bu alanda deneyimlemiş olduğun olaylar, problemler, bunlarla alakalı. Yani kurumsal firmalar için bu biraz zor. En azından benim deneyimlediğim, ben çünkü hani bu benim üçüncü işim. Benim deneyimlediğim gerçekten... Şöyle bir örnek vereyim sana. Executive MBA programlarına başvurabilmek için bile 3 ile 5 yıl arasında bir iş tecrübesi istiyorlar. Bu bir prerequisite. Bunu yapman gerekiyor. Bu sana güzel bir referans olabilir. Yani Executive MBA ne demek? Bir yönetici olarak yöneticilik eğitimi alıyorsun aslında belli bir spesifik alanda. Bunun için bile belli bir iş tecrübesi olmasını ön koşul olarak istiyorlar. Daha kurum, daha küçük, daha... KOBİ'ler diyebilirim, daha küçük firmalarda belki bu daha rahat olabilir. Benim hiçbir deneyimim yok bu anlamda. Onun için hani bu soruna belki de tam cevap veremeyeceğim, ama kurumsal alanda, kurumsal şirketlerde, büyük şirketlerde
Bu biraz zor. Çünkü çok denetimden geçen ve structural bir şekilde oluşturulmuş bir işe alım süreçleri var hepsine. Teşekkür ediyorum cevap için. Allah yardımcı olmuştur. Sağ olun. Çok teşekkürler Yalçın sorun için. Ayşen Hanım aynı zamanda cevabınız için teşekkürler. Şimdi Mertcan Polat şöyle yazmış. Ayşen Hanım'a teşekkür ediyorum kendi adıma. Mühendis adayı olarak neler yapılabileceği hakkında bizlere bir örnek teşkil ediyor. Benim sorum şu kendisine. Yurt dışında burs bulmak, lisansüstü eğitimimiz için izleyeceğimiz adımlar nelerdir? Kendisi zorlandı ve kesinlikle yapmayın veya bunu kesinlikle yapın dediği bir şeyler var mı? Teşekkürler yazmış. Kesinlikle yapmayın dediğim hiçbir şey yok. Bir kere herkes her şeyi deneyimlemeli ve hani kendi yaşamalı. Benim verdiğim örnekler tamamen benim için doğru olan, benim hani geçtiğim yollarda bana pozitif dönüşü olan şeyler. Sizler çok farklı deneyimler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O nedenle kesinlikle benim dediklerimle kendinizi limitlemeyin. Ama master programlarında benim gözlemlediğim, ben yurt dışında master yapmadım. Şu an Politeknik'te öğrenciyim ama ilk master'ımı ben Türkiye'de yaptım. Koç Üniversitesi'nde dediğim gibi, Anadolu Üniversitesi'nden sonra. Avrupa'da ben Erasmus programı yaparken, benim burada birçok arkadaşım Teknik Üniversitesi, Hamburg Teknik'te master programı da okuyorlardı. Genellikle arkadaşlarımın bana söylemiş oldukları ve ben de Politeknik'e başvururken görmüş oldum. Not ortalamanız iyiyse, iyi derecede iletişim kurabilecek bir İngilizceniz varsa Avrupa'da master programlarına girmek çok daha kolay. Neden? Çünkü ALES gibi bir sınav istemiyor. Sonuçta Türkiye'de her aşamada bir sınavdan geçiyoruz. Üniversite sınavı, ALES. Sadece şu an hatırlamaya çalışıyorum. Bazı üniversitelerin TOEFL gerekliliği olabilir. Bazı üniversitelerde bu gereklilik de yok. Dediğim gibi 2008 yılından sonra Avrupa'daki üniversiteler bu Bologna Proses ile birlikte 2 yıllık master programlarına geçtiler. 4+2 artık. Yani önceden örneğin Almanya'da 4+1'di. Ama artık 4+2'ye geçti burası da 2008'den beri. İtalya da aynı şekilde 4+2'lik çok fazla programı var. Sadece not ortalamanızın iyi olmasına, ben teknik deneyimimden size bunu söyleyebilirim. Not ortalamanızın iyi olması, hatta not ortalamanızın 3.5'un üstünde ve iyi referanslarınız varsa üniversitedeki hocalarınızdan burslu da okula girebiliyorsunuz. Okula burslu girmek ne demek? Politekniko için örnek vereyim. Milan Politekniko için. Harç ödemiyorsunuz. Yıllık harcı 1000 euroydu Politekniko'nun o dönem için. Harç ödemiyorsunuz. Aynı zamanda da burs alabiliyorsunuz okuldan. İtalyan hükümetinin vermiş olduğu birçok burs var. Bundan faydalanabiliyorsunuz. Almanya için konuşacak olursak okulların ücretleri çok daha düşük. İnanılmaz derecede düşük. Okulların sitelerine girip bakabilirsiniz yurt dışından öğrenci alımlarına. Alım süreçleri daha kolay diyebiliriz. Sadece bir başvuru mektubu yazıyorsunuz. Not ortalamanız yeterli ve iyi referanslarınız varsa çok düşük meblağlarla ödeyerek burada master yapma şansınız var ve burada master yaparken çalışma şansınız da var. Hani bunu kombine edebilirsiniz. Hangi burslar vara gelirsek, bu konuda ben Almanya için birazcık daha deneyimliyim. Almanya'nın DAAD bursu var. Deutsche Akademische Austausch Dienst diye değişim programı. Benim birçok arkadaşım DAAD bursundan. DAAD internete yazarsanız bayağı bir döküm alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz oradan. DAAD bursu hala aktif bir şekilde kullanılıyor ve Türkiye'den birçok öğrenci buraya bursla, DAAD bursuyla geliyor ve masterlarını yapıyor. Bunun dışında TEV'in çok güzel bursları var. Karşılıklı ve karşılıksız olmak üzere. Geçen sitesine bakıyordum. Örneğin Singapur için karşılıksız bursu var. Aynı şekilde Avrupa için de var. Yalnız TEV için zorunlu bir hizmet gerekliliği olabilir master dönüşünde. Bazı programları için var, bazı programları için yok. Ama bu iki DAAD ve TEV bursu Almanya ve Türkiye arasında çok fazla kullanılan burslar diyebilirim. Şu an sesinizi alamıyorum ben. Pardon. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Begüm Yüksel yazmış chatten. Ayşen Hanım çok teşekkürler bilgilendirmeniz için. Yurt dışında master programları hakkında da bilgi verebilirim demiştiniz. Önerebileceğiniz siteler nelerdir? Sektörde makine mühendislerinin önüne geçmek, yer edinmek için ne tür yetkinlikler kazanmalıyız sizce? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler yazmış. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar.
Avrupa'daki durumla Türkiye'deki durum birazcık daha farklı. Avrupa'da makine mühendislerinin önüne geçmeniz gibi bir durum yok. Çünkü zaten malzeme bilimi mühendisliği Avrupa'da ve Amerika'da çok bilinen bir mühendislik, yeri olan bir mühendislik. Hatta birazcık daha şöyle anlatayım, hani daha bilimsel bir mühendislik alanı olarak görülüyor ve burada çalışma alanı zaten çok fazla. Yani burada bir çaba, yani fazladan bir çaba göstermenize gerek yok açıkçası. Avrupa için konuşuyorum. Avrupa ve Amerika için konuşuyorum bunu. Türkiye'de belki birazcık daha yeni olduğu için yani Türkiye'deki durum daha farklı. Bir de endüstriyel olarak baktığımızda burada gelişmiş bir endüstri var. Doğal olarak malzemeden uçak mühendisine, makine mühendisine kadar gerçekten hepsine ihtiyaç var. Çünkü geliştirme faaliyetleri çok daha fazla yapılıyor burada. Türkiye'de şu an o birazcık daha kısıtlı. O da değişecek. Eminim değişecek. Adım adım değişiyor. Ama burada öyle bir sıkıntınız yok. Avrupa için konuşmak gerekirse. Yani burada işinizi malzeme bilim mühendisi olarak da bulabilirsiniz. Ama yine de benim size önerim. Yani ben öğrenmeyi çok sevdiğim için belki de bu şekilde öneriyorum size. Yan dal, çift ana dal programlarına mutlaka katılın. Çünkü bu size sunuluyor. Okul bunu size sunuyor. Hani neden faydalanmayacaksınız ki? Gideceksiniz, derse gireceksiniz ve yeni birçok şey öğreneceksiniz. Ve emin olun iş başvurularını yaparken de sizi inanılmaz derecede bir adım öteye götürecek. Malzeme bilim mühendisi olarak Avrupa'da herhangi bir fazladan bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bir yeriniz var. Eminim Türkiye'de de yavaş yavaş oluşmaya başlıyordur. Ama kendiniz için, mühendis olarak kendinizi daha çok geliştirmek için faydalanın. Çünkü benim dönemimde hatırladığım gerçekten inanılmaz kadroları var Anadolu Üniversitesi'nin. Şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin. Ben hepsinden ders almak isterim açıkçası. Yani bütün hocalar o kadar donanımlı, o kadar backgroundları o kadar iyi ki. Hepsi bir fırsat. Hepsinden, şimdi bile olsa hepsinden ders almak isterim. Tekrar almak isterim yani. Faydalanın diyebilirim sadece size. Çok teşekkürler Ayşen Hanım. Sanırım Begüm yeterli cevabı almışsındır. Bir soru, bir şeye cevap vermedim. Site olarak sormuşlar. Site evet. Olarak master başvuruları için arkadaşlar okulların kendi sitelerine girmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim size önerim. Hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz? Dediğim gibi hani burada eğitim bir kısmen ücretsiz ve düşük fiyatlar diyebilirim ve çalışma fırsatınız falan olabiliyor burada. İlk olarak bir ülke, yani alanınızı daraltın. İlk önce nereye gitmek istiyorsunuz? Örneğin Amerika'da çok detaylı bilgi veremeyeceğim çünkü benim de çok deneyimim yok ve orada okulların ücretli olduğunu biliyorum. Ama Almanya'ya mı gitmek istiyorsunuz? Hangi şehirler? Yazın örneğin şu alanda en hocalar, hani en iyi hocalar nerede? En çok çalışma nerede yapılıyor? En çok nerenin yayını var? Bunlara bakabilirsiniz. Sonra benim size en büyük önerim direkt gitmek istediğiniz master programında, gitmek istediğiniz bölümde hoca ile iletişime geçin ve kendinizi hocaya anlatın. Okula direkt başvuruyu yapmaktansa, ben koç başvurumu da öyle yaptım, burada Politekniko'da da öyle yaptım. Gideceğiniz okulu belirleyin, bölümü belirleyin, hocayı belirleyin ve hocaya bir mail atın, hoca ile bir görüşme sağlayın. Eğer hoca sizi gerçekten almak isterse zaten geri kalan okulun biraz prosedürü oluyor ve o dokümanları bir şekilde tamamlarsınız. Ve bölüme girişinizi sağlarsınız ama mutlaka hocayla birebir iletişime geçmenizi öneririm. Ben hep öyle yaptım. Arkadaşlarım da öyle yaptı çevremdeki. Pozitif oldu sonuçlar diyebilirim. Ecem Akın tarafından bir soru var. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Çalışma hayatınızda özellikle tedarik alanında sizce ekonomi gibi bir alanla çift ana dal yapmak ekstra bir fayda sağlar mı? Herhangi bir alanda çift ana dal, çap, sertifikasyon, her şeyi yapabilirsiniz. Aslan negatif bir etkisi olmaz. Çünkü siz diğerlerine göre bir şeyi daha fazla biliyor olacaksınız günün sonunda. Ve mutlaka o bilgiyi kullanacağınız bir alan mutlaka gelecektir. Hiç aklıma gelmeyen, bir zaman öğrenmiş olduğum bir şey günün birinde karşıma çıkıyor. Ben bunu biliyordum, bunu okumuştum, nereden bulabileceğimi biliyorum şeklinde kullanıyorum. Ekonomi alanında yapabilirsiniz. Eğer malzeme okuyorsanız, şu an malzeme bilimi mühendisiniz ve ileride tedarik alanında, tedarik zinciri alanında bir şeyler yapmak istiyorsunuz, lojistik okuyabilirsiniz. Genel, size başka bir önerim arkadaşlar, programlarınızı, yani seçmiş olduğunuz master programlarınızı birazcık daha geleceğe yönelik seçmeye çalışın. Örneğin digitalization bir şekilde bir linki olsun.
Çünkü akıllı faktörler diyeceğim. Türkçesini düşünüyorum şu an, kusura bakmayın lütfen. Çünkü bütün imalat sistemleri artık akıllı sistemlere geçecek bir noktadan sonra. Yani bir şekilde gerçekten araştırın. Sadece hani ekonomi değil de ekonominin örneğin digitalization'la nasıl bir bağlantısı olacak? Çünkü inanılmaz derecede yatırım yapılıyor bu anlamda. Bütün fabrikalar, bütün firmalar kendimizi nasıl dijitalleştiririz? Her anlamda imalattan normal yönetimsel prosesleri nasıl dijitalleştiririz diye düşünüyorlar. Sizin bu anlamda fazladan bir bilginiz olması mutlaka işe yarayacaktır. Yani seçmiş olduğunuz master, lojistik seçiyorsanız bile lojistikle digitalization'ı bir şekilde bağdaştırın ve bu anlamda ciddi programlarda bulabilirsiniz. Yani bunu önerebilirim size. Teşekkürler Ayşen Hanım. Ecem sanırım cevaplandı sormak istediğin soru. Ayşen Hanım, benim bir sorum olacak. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Yani nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Kendinizi nerelerde? Şu an araştırdığınız şeyler neler mesela? Hani bu kadar çok öğrenmeye açık birinin sürekli değişiyordur diye düşünüyorum. Hani bir kısma tek bir taraflı bir ilginiz yok anladığım kadarıyla. Yani bundan sonraki hedefleriniz neler? Şu an ne üzerinde araştırma yapıyorsunuz? Şimdi hem size cevap vermiş olacağım hem de arkadaşlara birkaç tane faydalı bilgi de paylaşacağımı düşünüyorum. Şöyle anlatayım ben size. Sürekli bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Zaten benim şu an başlamış olduğum pozisyonum o kadar öğrenmeye açık bir pozisyon ki, dediğim gibi benim iş arkadaşlarımın hepsi çok alanlarında deneyimli ve bilgi birikimi çok fazla olan insanlar. Ben daha hani çok yolun başındayım ve öğrenmem gereken, dediğim gibi A'dan Z'ye biz bir tedarikçiye gittiğimizde her alanda destek verebiliyor olmamız gerekiyor. Bu olarak ben zaten işimle alakalı, bugün IT sistemleriyle alakalı bir şey okuyorum. Yarın lead management'la ilgili bir şey okuyorum. Çünkü bana verilen misyon onun üzerine oluyor. Yani ben zaten işimle alakalı, tedarik zinciriyle alakalı, işte digitalization'la alakalı sürekli bir şeyler okuyor oluyorum. Ama bunun yanında ne yapıyorum? Bir tane site var çok sevdiğim. Belki birçok arkadaş biliyordur, bunun farkındadır ve kullanıyorlardır. Umarım kullanıyorlardır. Çünkü artık öğrencilik benim zamanımdaki gibi bile değil. Hani bundan 10 yıl öncesindeki gibi değil. Ben öğrenciyken hard copy'ler üzerinden çalışırdık. Kopya çıktı alıp. Şimdi o kadar büyük bir mecra var ki öğrenebilmek için. EDX adı verilen bir, biliyorsunuzdur muhtemelen. Ben aktif bir EDX kullanıcısıyım diyebilirim. Alakalı. EDX Amerika bazlı kurulmuş bir internet sitesi ve Amerika'dan Almanya'da, Avrupa'da birçok büyük üniversitelerin derslerini online olarak alabiliyorsunuz. Sertifikasyon almak isterseniz ücret ödüyorsunuz, almak istemezseniz sadece öğreniyorsunuz. İnanılmaz güzel programlar var. Ben geçen bitkilerle alakalı, bu bahçelerde falan bitki yetiştirme, kendi gıdanı kendin, agriculture'la alakalı dersler vardı. Hani onlara bakıyordum. Yani bunun gerçekten sonu yok ve inanılmaz derecede her şeyi internette bulabiliyorsunuz. Güzel siteler var, güvenilir siteler var. EDX bunlardan biri. Aktif bir kullanıcısıyım. Supply chain'le alakalı. Ya da yapmak istediğiniz bir master programı vardır. Onunla ilgili ilk öncül bilgiyi EDX'teki herhangi bir dersi alarak görürsünüz ve anlarsınız ki bu gerçekten sizin isteklerinize cevap verecek mi, vermeyecek mi? EDX'i sonuna kadar sömürmelerini yani önerebilirim arkadaşların. Çok şey öğrenebilirler orada. Bütün dersler var. Her alanda malzeme bilimi mühendisliğinin Cambridge'den dersini alabilirsin. Sertifikasyon almak istiyorsan onu da alabilirsin. Ücretleri var tabii ki. Ama bence sonuna kadar kullanın derim bu fırsatları. Çok teşekkür ederim. Aslında aradığım cevabı çok aldım diyebilirim. Oldukça hani biliyorum ama çok sık kullanamasam da bildiğim, duyduğum bir siteydi. Sizlerden de bunu duymak gerçekten çok mutlu etti. Can Karka el kaldırmış. Can, sorunu alabiliriz. Merhabalar Kübra Hocam. Merhabalar Ayşen Hanım. Merhaba Can. Ben malzeme bilim mühendisi 3. sınıf öğrencisi Can Karka. Aynı zamanda okulumuzun savunma sanayi ve teknoloji kulübü başkanıyım. Biraz hem savunma sanayi alanında staj yaptığınız konu hakkında, A400M konusunda sormak istiyorum. A400M gibi çok uluslu ve çok büyük bir proje olan askeri platformda çalışmak nasıl bir deneyim kattı size staj döneminizde? Aynı zamanda hem
Almanya'da hem de Türkiye'de bu konu üzerine çalıştınız. Yani burada çalışırken iki farklı şirkette, iki farklı ülkede ne gibi farklılıklar gördünüz? Ne gibi algı farklılığı gördünüz? İkinci sorum da şu şekilde, ikisini birlikte sormak istiyorum. Gerçekten havacılığın Avrupa'daki nasıl denebilir, cennetinde mi denebilir? Yani evet, diyebiliriz Can. Top noktasında çalışıyorsunuz. Bu deneyimlerinizde, yani kendinizi olgun istediğiniz bir dönemde Türkiye'ye dönerek biz gibi genç mühendislere bu öğrendiğiniz bilgileri öğretmek istiyor musunuz? Böyle bir planınız var mı geleceğinizle alakalı? Şimdi Can, ilk olarak birinci A4 düzenle ilgili olan soruna cevap vereyim. Şöyle düşün, ben ikinci sınıfımı yeni bitirmiştim. Airbus'ta kabul aldığımda, yani hiçbir tecrübem yok. Hiç endüstriyel alanda bir tecrübem yok. A400M gibi, A400M büyük bir transport uçağı bu arada, bilmeyen arkadaşlar için. Askeri nakliye uçağı. Bildiğiniz gibi Airbus çok uluslu. Türkiye de bu projenin bir parçasıydı. Uçağın burun kısmı Türkiye'den geliyordu diyebilirim. Bir de içinde bazı yapısal sistemler Türkiye'den geliyordu. Şansıma bu proje oldu. Projeyi öncesinde bilmiyordum. İnanılmaz tabii ki, o kadar şöyle söyleyeyim, yani Airbus'ta başlamak belki de benim kariyerimi bir şekilde değiştirdi. Çok profesyonel çalışıyorlardı. Ben stajyerdim ama benim projem vardı. Ben belli bir proje için oraya alınmıştım. 3 ay boyunca ben sabah akşam telefon toplantılar, telefonda üzerime verileni, yani şöyle söyleyeyim sana Can. Gerçekten aktif olarak bir çalışan gibi bana bir proje verildi ve benden çıktılar beklendi. Yani her günün sonunda benim teslim etmem gereken bir şeyler vardı. Ve bu kadar büyük bir proje oldu. Hayatımda ilk defa bu kadar çok uluslu bir alanda çalıştım. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, Türkiye paydaşlarıydı bu projenin. Benim için çok keyifliydi. Yani ilk defa kendimi inanılmaz bir noktada hissettim. Bunu hani nasıl tarif edebilirim? Gerçekten ben böyle ikinci, üçüncü sınıf öğrencisiydim ama çok farklı bir noktaya getirdi beni. Çok farklı bir vizyon kazandırdı bana ve bana çok fazla yol açtı. Yani benim oradan almış olduğum referans mektubu beni Tayyip'e götürdü. Çünkü ben Airbus'taki şefimin referansıyla Tayyip'e A400M projesine devam ettim. El üstünde karşıladılar bir şekilde beni. Sadece A400M'e de değil. Ben birazcık da imalatı görmek istiyordum. O zamana kadar tecrübem yoktu. İndim. EC-135 helikopteri vardı o zaman, Airbus'un yine. Ben ona parça da ürettim kompozit atölyesinde. Hani orayı da göreyim diye. İnanılmaz bir tabii ki vizyon kazandırdı. Çok farklı bir deneyimdi benim için. O yaş için inanılmaz bir deneyimdi. Böyle cevap verebilirim sana. Yani çok uluslu şirketlerde çalışmak, farklı diller, farklı dinler, farklı ırklar, farklı backgroundlar. İnsanı inanılmaz derecede geliştiriyor ve olgunlaştırıyor. Bu anlamda benim için çok güzel bir deneyimdi. Türkiye'de devam etmesi de aynı şekilde, Tayyip'e. Fark var mıydı dersen, iki A400M'de devam ettim. Fakat Tayyip'e yaptığım iş birazcık daha imalat aşağı kısmını gördüğüm için çok kıyaslamanın doğru olacağını düşünmüyorum. Burada Project Management ofisindeydim, System Engineering ve uçabilirlik testlerinin sonuçlarını topluyordum bütün bu paydaşlardan. Onaylanıyordu. Hani benim yaptığım iş burada birazcık daha organizasyonel, hani hardcore bir engineering değildi ama Türkiye'de birazcık daha hani mutfağına inme şansım oldu A400M için. Türkiye'ye gelme kısmına gelince, bu benim de eşim için de bizim herhalde en büyük hayallerimizden biri diyebilirim. Çünkü sonuçta ben Türkiye'de eğitimimi aldım. Bundan dolayı da inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Hayatımın burada çalışırken hiçbir gününde ya bunu da biz az öğrenmişiz, bu noktada da yetersiziz bizim eğitimimiz. Hiçbir gün bunu demedim. Burada olma sebebim oradaki hocalarım, öğretmenlerim, bana emeği geçen herkes. Ve Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yapmış olduğu hamleleri, çabalarını görüyorum ve biliyorum, çalışan arkadaşlarım var. Kesinlikle burada öğrenmiş olduğum her şeyi günün birinde kendi ülkeme geri getirebilmek istiyorum. En büyük hedeflerimizden biri bu. Daha çok şey öğrenmek. Belki de buradaki hani misyonum ya da daha çok öğrenme isteğim bundan. Daha çok şey öğrenmek istiyorum. Kendimi daha iyi yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum ama bunun bir şekilde kendi ülkeme de bir dönüşü olmasını istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Şu an bu bizim en önemli gündem konularımızdan biri. Sürekli bunun üzerine düşünüyoruz. Nasıl bu öğren? Çünkü ben oranın sayesinde buradayım ve bunun her gün bilincindeyim. Oradaki öğretmenlerimiz, hocalarımız,
yani adım adım ilkokuldan itibaren söyleyebilirim. Bunu kesinlikle bir şekilde geri döndürmek istiyorum. Nasıl yapacağımız konusunda hala çalışıyoruz. Neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Ama çok istediğim ve mutlaka günün birinde yapacağıma inandığım bir şey. Geri döneceğim ve öğrendiğim her şeyi kendi ülkeme geri döndürebileceğim. Oradan aldıklarımı verebileceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yaptığınız ederim. İçin. Simge Turan'dan bir soru var. Merhaba, değerli bilgilerinizi bizlere aktardığınız için teşekkür ederim. Ben iç mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Airbus Almanya merkezinde bir tasarım fakültesi öğrencisinin tasarım alanında staj ya da iş imkanı bulabileceği bir üretim süreci var mıdır diye bir sorusu var. Hı hı. Benim yani iç mimarlık öğrencisi tasarım, çizim... Tabii ki sonuçta burada şöyle söyleyeyim, Airbus ana üretici, OEM olarak geçiyor. Original Manufacturer Equipment. Yani biz yani Airbus'un uçaklarının dizaynını Airbus kendisi yapıyor. Hiçbir şekilde outsource yapmıyor. Doğal olarak çizim, özellikle Katya üzerinden burada havacılık sektöründe çizimler gidiyor. Çizim ofislerimiz tabii ki var. Design development yapılan, çünkü şu an bizim hali hazırda satılan uçaklarımız var ama tabii ki sürekli de geliştirme yapılıyor. Yeni küçük gövdeli uçaklar üzerine çok fazla geliştirme var. Ve hani design ve development yapan departmanların içerisinde çizim ekiplerine tabii ki ihtiyaç var. Belki şöyle bir şey olabilir, belli programları isteyebilirler. İşte Katya dedim örneğin, Katya hala havacılık sektöründe uçak tasarımında en çok kullanılan programlardan bir tanesi. Bu tarz spesifik benim direkt deneyimim olmadığı için yanlış bilgi vermek istemem. Ama design development Airbus kendisi yapıyor. Kendisi yaptığı için de mutlaka %100 çizim var design development içerisinde, çizim yapanlar. Ve Katya en çok kullanılan program. Bunun dışında muhtemelen 3D programlar da vardır. Bu alanda bilgim olmadığı için söyleyemeyeceğim. Ama internete uçak çizimleri development'ında tasarımında kullanılan uçak programları diye yazarsan en azından neleri öğrenmen, hani hangi programları öğrenip başvurularını yapman konusunda sana fikir verebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ayşen Hanım cevabınız için. Başka sorularımız varsa alabiliriz arkadaşlar, sayın hocalarım. Çağrı Hocam, bu esnada YouTube'dan sorumuz var mı? Onlara da bir bakabilirsek. Şu an için bir soru yok YouTube'dan. Teşekkür ederim. Var mı yeni soru arkadaşlar, merak ettikleriniz? Hocalarım, sizlerden var mı? Bir iki şey ekleyebilirim belki ben son olarak Kübra Hanım. Okul başvurularını konuştuk. Okul başvurularında arkadaşlar okulunuzu belirleyeceksiniz. Tabii ki ödemeleri, yani ücretleri ne kadar, onlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi Avrupa'da okul ücretleri daha uygun. Oldukça uygun diyebilirim, özellikle Almanya için. O nedenle çok fazla öğrenci göçü alıyor. Okulların, atıyorum Hamburg Teknik Üniversitesi mi, Berlin Teknik mi? Sayfasına gireceksiniz, departmanlarına bakacaksınız. Hangi bölümler var, master programlarına bakacaksınız ve öğretme hocalara direkt mail atacaksınız. Burslu girerseniz zaten hiçbir şey ödemenize gerek yok. İş başvurularına gelince, ben mezun oldum ve direkt iş başvurusu yapmak istiyorum diyeceksiniz Avrupa için konuşursak. Birinci olarak önerim, fiziksel olarak Avrupa'da bulunmuyor olmanız bir şekilde iş görüşmelerine gitmeniz açısından mutlaka faydası olacaktır. Benim İtalya'dan Almanya'ya gelme sebebim de aslında bu, fiziksel olarak burada bulunup iş görüşmelerine daha rahat gitmem. Ama fiziksel olarak burada bulunamıyor ve Türkiye'den başvuru yapacaksınız. 3 tane site var, StepStone, Indeed ve Job Center. Almanya'nın kendi Job Center adı altında geçen sitelerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Almanya'da inanılmaz hala bir iş açığı var. Özellikle mühendis açığı var. Çünkü endüstriyel anlamda çok hızlı gelişiyor burası. Ciddi anlamda bir mühendis açığı hala bulunmakta. StepStone, Indeed ve Job Center'dan başvurularınızı yapabilirsiniz. Herhangi bir firmaya Almanya içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Önemli olan başvurunuzda CV'niz mutlaka fotoğraflı olsun ve internete Almanya'da CV, Almanya'nın hani CV gereklilikleri diye yazın. Çünkü Almanya'nın biraz standartları farklı bu anlamda. Bu da çünkü CV çok önemli Almanya'da. Mutlaka eğer Almanya'ya başvuracaksanız internete yazın ve CV standartlarını görün. Ona göre bir CV hazırlayın. Bunun yanında
Yasal olarak da buraya gelirken onu da kısa bir şekilde anlatayım size. Hala 5 dakikamız var. İş başvurusu yaptınız, işten kabul aldınız. Eğer master dereceniz varsa arkadaşlar, master derecesi olan arkadaşlar burada Amerika'nın green kartı gibi blue kartı var. Master derecesindeyseniz ve şöyle söyleyeyim, yani siz başvurana kadar yasal prosedür değişmezse, master dereceniz varsa ve almış olduğunuz maaş belli bir seviyenin üstündeyse, sanırım bu geçen yıl için 45 bin euro yıllık brüt olaraktı. Direkt Blue Card başvurusuna yapabiliyorsunuz. Blue Card başvurunuz 2-3 gün içerisinde konsolosluğa başvurunuzu yaptıktan sonra çıkıyor. Yani artık prosedürlerde yurt dışına gelebilmeniz için çok zor değil. Yeter ki gereklilikleri sağlayın. Soruyor mu? Çok teşekkürler Ayşen'in. Nurhan hocamızın bir sorusu var sanırım. Evet, öğrencilerimize linki atar mı acaba diye. Hangi linki hocam? Bu başvuru sayfalarını. Tabii atarım, hiç problem değil. Hepsi onu anladım. Paylaşalım Boğaç öğrencilerle, Kübra. Olur hocam. Başvurabiliriz. LinkedIn'de aktif olabilirler. LinkedIn'den çok güzel fırsatlar çıkabiliyor. LinkedIn'de aktif olabilirler ama StepStone, Indeed ve Job Center Almanya'nın en aktif iş bulabilecekleri mecraları. İtalya için de bulabilirsem, çünkü StepStone Avrupa için geçerli. Hani İtalya için de, Hollanda için de başvurabilirler. Ama bunlar mutlaka, yani ben işimi o şekilde buldum diyebilirim. İşlerine yarayacaktır. Teşekkürler Ayşen Hanım. Teşekkürler. Bahçıvan'ın bir sorusu var. Merhabalar, malzeme mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler. Sorum şu, mezun olurken sizi ön plana çıkaracak bir program biliyor muydunuz? Ya da Katya haricinde tavsiye edebileceğiniz başka bir program var mıdır? Şöyle söyleyeyim, ben mezun olurken hani bir program bilmiyordum. Malzeme bilimi mühendisliğinin zaten ders programında da, bizim dönemimiz için söyleyeyim, biz 50 çizim dersi alıyorduk. Bizim dönemimizde herhangi bir çizim programı yoktu. Benim ilerlemiş olduğum, yani kariyerimde ilerlemiş olduğum steplerde de bana sadece çizim programı TEİ'de çalışırken, TUSAŞ'ta çalışırken lazım oldu. Çünkü proseste çalışıyordum ve AutoCAD öğrenmek zorunda kaldım. Çok hızlı bir şekilde öğrendim. Beni işe alırlarken bunu ön koşul olarak koşmadılar bana, o nedenle bir problem yaşamadım. Ama güncel bir çizim programını bir mühendis olarak bilebiliyor olmanız, ki bu benim, bence bizim belki de departmanımıza da bir feedback'im olabilir, faydalı olabilir. Eğer mühendis olarak çalışacaksa arkadaşlar, bir çizim programını, dijital ortamdaki bir çizim programını biliyor olmak faydalı olabilir. TEİ'de AutoCAD kullanıyorduk. Ama bu size hangi alana gitmek istediğinizde, örneğin 3D'de Solid var, farklı birçok program var, Siemens'in programları var. Gerçekten sizin gitmek istediğiniz alanla alakalı. Katya öğrenebilirsiniz. Zaten bunlardan birini biliyorsanız ikinciyi çok çok rahat kendiniz öğrenebilirsiniz. Bir tanesini biliyor olmanız yeterli olacaktır. Teşekkürler Ayşen Hanım. Kaan Karkan'ın bir sorusu varmış öncesinde. Ben onu atlamışım. Özür dilerim Kaan. Merhabalar. Airbus gibi bir şirkette staj imkanı yakalamak için bizi bir adım öne geçirecek önerileriniz var mı? Ben buradan başvurmuştum. Dil bilebiliyor olmanız, bir kere Airbus, yani bu tarz büyük firmalar Alman firması değil, yani çok uluslu bir firma. Çok uluslu firmalarda farklılığa, yani çok açık firmalar, öyle söyleyeyim, bu tarz çok uluslu firmalar. Farklı ırklar, farklı dinler, farklı milletler, bu tarz opsiyonlara inanılmaz derecede açık. Sizi önüne geçirebilir. Dil biliyor olmanız sizi öne geçirebilir arkadaşlar. Çünkü Airbus'ta, örneğin ben kendi adıma konuşayım, ne yapmak istiyorsunuz diye sormuşsunuz. Biraz Fransızcamı geliştirsem iyi olur. Çünkü Airbus Fransız temelli bir firma. Doğal olarak hani çok dil biliyor olmanız sizi öne geçirebilir. Çünkü gün içerisinde Fransızlarla, Almanlarla, farklı farklı milletlerle görüşmeleriniz oluyor. Bunun dışında staj deneyimleriniz, yani yurt dışında, çünkü Erasmus programının sadece eğitim değil, aynı zamanda da staj imkanı olduğunu da biliyorum. Sonuna kadar faydalanın. Yurt dışında yapmış olduğunuz herhangi bir staj, herhangi bir eğitim, herhangi bir sertifikasyon programı sizi inanılmaz derecede öne geçirecek. Çünkü siz orada şöyle bir imaj yaratıyorsunuz. Yani yurt dışı deneyimi var. Bunu başarabilmiş. Çünkü yapamayan insanlar da olabilir. Yurt dışında yaşayamayabilir, bundan mutlu olmayabilir. İstediği şey o değildir.
Bu sizi kesinlikle bir adım öteye getirir. Yurt dışı tecrübesi, dil bilebiliyor olmak ve bence artık Anadolu Üniversitesi, yani Eskişehir Teknik bu anlamda güzel. Bizim bölümümüz zaten %100 İngilizce. Ne kadar dili öğrenebiliyorsanız öğrenin, mutlaka faydası olacaktır. Ve yurt dışı tecrübesi edinmeye mutlaka çalışın. Ve başvurun. Yani çekinmeyin, başvurun. Reddetsinler. Beni de yüzlerce defa reddettiler. Bir daha başvurdum. Yine reddetsinler. Bir daha başvurursunuz. Yani kaybedecek bir şeyiniz yok. Başvurun. Teşekkürler Ayşe Hanım. Süleyman Hocamız chatten şey yazmış, yani şey rica etmiş, siteleri chatten yazabilir misiniz? Onu rica etmiş de sanırım Hürrem tamam. Hoca da bunu söylemek istedi sanırım. Chatten onları yazabilirseniz çok çok seviniriz Ayşe Hanım. Tamam. Can tekrardan el kaldırmış sanırım. Can alabiliriz sorunu. Teşekkürler Kübra'cığım. Ayşe Hanım merhabalar tekrardan. Ben biraz F-35 özelinden girerek Airbus'a den vurmak istiyorum. F-35 gibi yine çok uluslu bir programdan Türkiye S-400 meselesi nedeniyle çıkarıldı. Hani tedarik zincirinden, daha doğrusu ürün anlamında, tedarik anlamından çıkarıldık. Ama malzeme tedariği anlamında hala bize bağlı noktadalar. Hala çıkartamıyorlar. Yaklaşık 3 sene geçti. Türk tedarikçilerine Avrupa Airbus nasıl görüyor? Nasıl ürün kalitemiz var? Ve hani burada bize daha fazla parça üretimi anlamında vermeyi düşünüyor musunuz ki size tedarik üzerine çalışıyorsunuz? Bu iş üzerine çalıştığınız için özellikle size sormak istedim. Çok sevdim sorunu. Çünkü direkt şu an hani çalışmış olduğum projelerden biriyle alakalı. Bir de böyle çok spesifik sordum. Teşekkür ederim Can. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye özellikle TAI bazında konuşayım. Türkiye'de birçok Airbus'un birinci dereceden supplier olan firma var. Koltuk üreticileri var. TCI, TAI var. Eskişehir'de firmanın adını unuttum şu an. Can belki bana yardımcı olabilirsin. Okula çok yakın. Evet, Alp Havacılık. Alp Havacılık. Evet, unutmuştum evet. Adını. Yine Coşkun Öz Havacılık da helikopter anlamında tedarik sağlıyor. Aynen. Sikorsky. Yani bunlar, bu firmalar bizim daha birçok var. Bir tane değil. İzmir'de supply tedarikçilerimiz var. İstanbul'da birçok tedarikçimiz var. Şöyle konuşayım. Kalite anlamında sadece Türkiye ile değil, ara sıra başka ülkelerle de, İspanya ile de, İngiltere ile de, Fransa ile de, birçok farklı ülkeyle problem yaşayabiliyoruz. Ama genel olarak aslında şöyle anlatayım ben sana Can. İstediğin kadar güzel imal et, zamanında imal et. Bunlar bizim en öncelikli ölçütlerimiz diyeyim Airbus olarak. Zamanında ve istenilen kalitede imal edilmesi. Fakat bu birazcık daha bu tarz, yani havacılık sektörü, savunma sektörü birazcık daha politik. Yani aslında bazı şeyler bir ambargo koyabilir ve sen oradan başka parça alamayabilirsin. Yani benim açımdan bakınca TAI ile ilgili konuşmam gerekirse özellikle A400M için sana bilgi verebilirim. Birebir çalıştım TAI ile. Çok zamanında ve İspanya, İngiltere ile kıyasladığımda çok zamanında ve düzgün kalitede bilgi akışı sağlıyorlardı bana ve ben çok mutluydum. Çok da gurur duyuyordum bu durumda. Ama dediğim gibi hani bu tedarikçi seçimi ya da yeni oyuncuların oyuna dahil edilmesi birazcık daha devletlerin politik kararları. Çünkü çok büyük meblağlardan bahsediyoruz. Uçak programlarından bahsediyoruz. Ya da savaş uçağı programlarından bahsediyoruz. Bunlar birazcık daha politik alınmış kararlar. Yani evet biz bir tedarikçi seçim araştırması tabii ki yapıyoruz ama birazcık daha hani politik olarak kararlar alınıyor diyebilirim sana. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Çok sağ ol Can sorun için. Ayşe Hanım cevabınız için de çok teşekkür ederim. Dilerseniz yavaş yavaş kapanışa geçebiliriz. Başka soru yok bildiğim kadarıyla. Sizin de zaten zamanınız kısıtlıydı Ayşe Hanım. O kısıtlı zamanınızda bize vakit ayırdığınız için ben herkes adına çok çok teşekkür ederim. Dilerseniz etkinliğimizi burada sonlandırabiliriz. Şener Hocam ben sözü size devrediyorum. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Süleyman Hocam, buyurun. Şener'den önce, kapanmadan önce. Ben Ayşen'e gerçekten sayın hocalarım huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum bu enerjik sunumu için. Gerçekten çok dolu dolu ve güzel şeyler anlattın bize Ayşen. Ve eminim bu öğrencilerimize de büyük bir rehber olacak. İlerleyen zamanda umarız belki tekrar yüz yüze görüşürüz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok sağ olun hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Ayşen. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Linkleri de şu an atıyorum. Hepinize hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada olma sebebimsiniz.
Bütün hocalara selam söylüyorum. Şimdi isimlerini tek tek sayamayacağım. Malzeme bilimi, kimya mühendisliği, dekanlık, herkese çok teşekkürlerimi iletin. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Başka bilgiye ihtiyaç olursa da lütfen arada yazın, çekinmeyin. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese, çok teşekkürler. Görüşürüz hocam, Emre Hoca da buradaymış. Görüşürüz hocam. Teşekkürler, çok sağ ol Ayşen, hoşçakal. Rica ederim. Ben de son olarak Ayşen Hanım'a teşekkür ediyorum güzel sunum için. Onun dışında yine bölüm mezunlar komisyonuna bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Bölüm başkanlığımızın da desteğinden ötürü kendine teşekkür ediyoruz ve oturumu kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.